2022'nin son gününden herkese merhabalar. Yeni telefonumla da ilk vlogumu çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Umarım değişiklik fark ediliyordur yani. Hem ses olsun hem görüntü olsun. Şöyle özelliği de var. Çok hoşuma gitti bu. Ama böyle yapalım. Şimdi Şarköy'e gideceğiz. Amcamların yazlığı var orada. Babaannemler de orada şu anda. Biz biraz tabii geç kaldık. Şu an saat 4 ya da 5 falan ama gidene kadar herhalde yeni yıl yetişiriz diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki bir göz makyajı yapmak istiyorum. Ondan sonra da yola çıkacağız. Şöyle kırmızı bir kazak giydim. Altımda da siyah pantolon var. Evet, şimdi bir makyaj yapayım istiyorum. Umarım telefonum düşmez. Şu an musluğun üstünde durmuşsunuz. Klasik makyajımı yapacağım. Şöyle Golden Rose'un bir göz altını süreceğim. Gözlerime. Benim için güzel bir seneydi aslında. Ya ülke adına evet pek güzel bir yıl olmadı. Ekonomi olsun çok kötü. Her şey şu an çok pahalı. Benim için güzel olan tek tarafı da Melih'le nişanlanmamız oldu. Onun dışında benim için de öyle çok muhteşem bir yıl değildi tabii ki. Sağlık problemleri oldu. Yani kaybettiğimiz insanlar oldu. O yüzden kötüydü tabii ki. Tek güzel tarafı dediğim gibi Melih'le olan birlikteliğimizi taçlandırmakta. 2023'ten ilk istediğim şey sağlık. Herkes sağlıklı, herkes hayatta olmasını istiyorum. Kimseye bir şey olmasın, kimseyi kaybetmeyeyim. Bir de inşallah mutlu Melih'le yeni bir hayata başlayacağız. Her şeyin güzel olmasını diliyorum. 2023'ten en büyük dileğim bu. Evet, şöyle gözaltımı sürdüm. Evet, şöyle klasik makyajımı yaptım. Başka da bir şey yapmıyorum. Şimdi hazırlanabiliriz. Yani gerçi hazırım şu anda da yanıma bir şeyler götüreceğim. Saçlarımı zaten fön çektirmiştim bugün. Öyle. Evet, kombinim böyle. Altımda şöyle bir yüksek bel pantolon var. İspanyol paça. Şimdi çantamı hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle bunları koyuyorum. Zaten benim klasik makyaj malzemem. Şarj aletim. Power bank'im. Kulaklık hala kablolu. Gerçi kablosuz da var. Onu da koyuyorum. Belli olmuyor. Şöyle bizim çalıştığım firmanın ürettiği mükemmel rolon. Çok güzel kokuyor. Kokusunu seviyorum. Bir tane şöyle parfüm. El kremi. El dezenfektanı koyuyorum. Ve cüzdanım. Tacım da burada. Şöyle makyaj çantasına koymak istedim. Makyaj malzemelerimi. Şöyle rujlar koyuyorum. Kalemruj. Bir tane kırmızı oje. Yine bunlar zaten. Benim klasik. Ayna. Bir de şöyle bir ruj. Bu şekilde götürmem daha iyi olacak. Pijamamı koyuyorum. Şunları yeni yıkamıştım. Böyle. Şöyle bir çanta götüreceğim. Burada da işte makyaj çantamı buraya aldım. Kitap koydum bir tane. Bir de pijamamı koyacağım şimdi.
Efe bak bana ablam. Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 1 Ocak 2023. Yeni yılın ilk vlogunu çekmek istedim. Görmüş olduğunuz gibi biz sabah uyandık, kahvaltı yaptık, kahvemizi içtik. Şimdi ben biraz hazırlanmak istiyorum, makyaj falan. Belki fotoğraf çekiliriz, sahil tarafına iner bakarız. Sizi de bilgilendirmek istedim. Bir de biraz hasta girdim yeni yıla. Anlarsınız ya, öyle. Karnım çok kötü ağrıyor. Sıcak su torbamla geldim zaten. Belliydi bugün bir şeyler olacağı. Öyle. Bakalım. Günün geri kalanında görüşmek üzere. Sizin yeni yılınız nasıl geçti? Yorumlara bekliyorum. Nasıl kutladınız? Evde miydiniz? Ailenizle miydiniz? Dışarıda mıydınız? Ben evdeydim. Her zamanki gibi. Her yıl olduğu gibi. Evet, havuzun son halde içinde kurbağalar var. Ben çok yaklaşamam. Oh, hava çok güzel. Ben de biraz normale döndüm. İlaç içtikten sonra bir de sıcak su torbamla beraber geziyorum zaten. Öyle, şimdi yola çıkacağız. Saat 3 sanırım. Evet, Glock'tasın şu an. Glock, merhaba de. Yakalandın tam konuşurken. Şimdi yumurta koyacağım arkadaşlar sabah kahvaltımız için. Bir de peynir koyarız. Yumurta kim boyamış? Bu ne ya? Yok, tüy mü bu ne? Değişik bir şey. Evet, şimdi arkadaşlar uyuyacağım ve makyajımı siliyorum. Çünkü makyaj balığım yok. Islak mendille siliyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Dün en son akşam yemek vaktinde görüştük diye düşünüyorum. Aradan bir gün geçti. Yani bir gün değil de işte. Akşam yemekten sonra yattım zaten erkenden ama uyuyamadım. 2'den sonra çok karnım varmaya başladı. Sıcak su torbasıyla falan derken 3.30 gibi uyumuşum. Sabah 7.30'da yine işe gittim zaten.
Öyle. Sonra işten geldim. Yemek yedim. Şu anda da bir şeyler izliyordum YouTube'dan. Eve geldim ve şöyle bir sabahlıkla karşılaştım. Melih'in bana yeni yıl hediyesi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum. Çok teşekkürler. Çok mutlu oldum. Ve tam şu anda ihtiyacım olan şey, gerçekten o kadar çok üşüyorum ki size anlatamam. Ayağımda yani 2-3 çift kat çorap var ama hala donuyorum yani. Biliyorsunuz böyle günlerde maalesef böyle şeyler olabiliyor. Evet, vlogu birazdan bitireceğim. Şöyle Leyla ile Mecnun'u seyredeceğim arkadaşlar. Bir de bir tane cips aldım. Onu denemek istiyorum. Süzme peynir ve taze soğan tadında diye bir şey bakalım. Paketi falan değişik geldi gözüme. Rengi çok zar olmuş bu arada, kim tasarladıysa. Şimdi Leyla ile Mecnun izleyeceğim. Şu bölümü izlemek istiyorum. Ya sıra sıra gitmiyorum aslında. Gidiyorum da. Nasıl desem, bu bölümleri, ilk bölümleri izlemiştim çok önceden. Sonra yeniden başladım. 1-2 ay önce yine şu bölümleri dedim ama şimdi tekrardan aynılarını izlemek istemiyorum. Nerede kaldım da onu da bilmediğim için. Şöyle işte şunlar komik gibi görünüyor. Leyla ile Mecnun mutluluk sarhoşudur. İlişkisi yeni boyuta taşınır falan. Buradan seçip bir tane izleyeceğim. Hepsi çok güzel zaten. Ben çok seviyorum Leyla ile Mecnun'u. Sizin de sevdiğinize eminim. Hadi bakalım. Arkadaşlar, cips enfesti. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Peynirli ve yeşil soğanlı. Şimdi çamaşırları toplamak istiyorum. Şu odada çamaşırlarım var. Ama şey bulamıyorum. Telefonu taktığım selfie çubuğunu galiba Şarköy'de unuttum. Oraya götürmüştüm ama şu anda bulamıyorum. Sizi de bir yere koyacaktım. Odam yine çok dağıldı. Şu A101'den aldı annem Şarköy'den. Kocaman bir pizza tabağı. Yani bunlar yine gidecek şeyler. Çeyiz şeyler ama. Birikti maalesef. Yok yani evde göremiyorum. Neyse. Gidelim toplayalım. Geldim de Efe'nin şeylerine bakalım. Satun. Tam bir gezegenler hastası ve gerçekten çok fazla şey biliyor yani gezegenlerle alakalı. Ben bu kadar şey bilmiyorum gerçekten. Bakar mısınız yaptıklarına? Evet, anca buraya yerleştirebildim sizi. Çamaşırlarımı toplayacağım şimdi. Yumuşla yıkamıştım. Gerçekten enfes kokuyorlar. Yani bir kere yıkamanız yetiyor. Neredeyse bir aya yakın hani kokusu gitmiyor. Öyle söyleyebilirim. Görüntü nasıl? Biraz karanlık gibi sanki. Bu iPhone 12'nin ön kamerası çok iyi değil gibi ya. Bilemedim. Olduğum kadar artık. Sabahlığımda yakıyor. Gerçekten çok ihtiyacım vardı. Çok güzel. Yumuşacık. Özellikle bugün yani. 2 gündür kendimde değilim cidden. İyi oldu bu. Sonlandırmadan önce sizle de şöyle bir sohbet etmek istedim. Bakalım, umarım 2023 hepimiz için güzel bir sene olur. Bütün dilekleriniz kabul olur. Benim de bu yıldan çok beklentim var. Biliyorsunuz zaten. Çok dua ediyorum. Yani bilmiyorum.
çok dua ediyorum. Her akşam küçüklüğümden beri yatmadan dua ederim. Size de öneriyorum kesinlikle. İnsanı bu kadar rahatlatan bir şey yok. Evet. Yarın bunu mu giysem acaba iş yerinde? Bu renk şeyleri çok seviyorum. Aslında saçımı da böyle bu renk yapasım var biliyor musunuz? Karamel gibi böyle. Evet, biraz da yer değiştirelim. Şeyi unuttuğum için selfie çubuğumu o yüzden bir yere koyamadım size. Ceketimi de yıkadım. Neyse, birazdan devam ederiz. Şurayı şöyle biriktirdim. Annemler falan geldiği zaman onları alıp dolaba dizeriz. Şimdilik kalsın. Çıkışı BİM'e gittim arkadaşlar. Şöyle bir tatlı aldım. Doktor Ötker'in Mos diye mi okunuyor bilemiyorum şimdi. O yüzden çok da detayına girmeyeceğim. Sadece sütle yapılıyor. Yaptım tabii ki ben bunu. Kaç saattir bekliyor dolapta. Alıp yiyelim. Şöyle biraz az koymuştum bu tabağa diğerlerine göre. Bana afiyet olsun. Size de iyi seyirler diliyorum. Veda etmek için geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ara ara sizlerle böyle videolar çekmek çok istiyorum. Dediğim gibi sürekli işte olduğum için hani çekmiyorum. Hep aynı şeyler. Ama bakalım. Eğer siz de isterseniz devamlı böyle ara ara çekim yapmak istiyorum tabii ki. O zaman bu videoyu beğendiyseniz tabii ki beğenmeyi, like tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.